Ya şimdi Tunca Özkan'ın e, yazdıklarına da başlamak lazım. Şimdi aslında Tunca Özkan altta e, bugüne ülkenin ekonomisine dair, ülkenin ekonomisindeki duruma dair bazı tespitler yapıyor. E, nasıl bir israf olduğunu anlatıyor. Ama şimdi bir şeyi anlatırken nasıl anlattığınız çok önemlidir. Hele ki söz konusu Türkiye'deyseniz ve Türkiye'de medya alanında e, yeteri kadar hakim değilseniz söz konusu medya düzeninin dışındaysanız e, nasıl sözcükler seçtiğiniz çok çok önemlidir. Açıkçası Tuncay Özkan yanlış bir sözcükle başlıyor ve yanlış bir sözcükle bitiriyor. E hal böyle olunca da hatalı? tabii ki üslup hatalı yani ne olursa olsun hatalı bir üslup kullanıyor ve bu kullanılan hatalı üslup aslında söyleyeceği söylediği bütün sözleri de kıymetsiz hale getirmiş oluyor. Aslında biz bugün e, gösterdiği o tepkinin içerisindeki e, meseleleri konuşmamız gerekirken tam olarak Türkiye'nin gündemi buyken bunu konuşacağımıza üslubu konuşuyoruz. Açılan tazminat davasını konuşuyoruz. Ve karşılığında bakın AK Parti'nin Lazım milletvekili Elazığ Tuncay Özkana çok ağır bir küfür ediyor. Ve bir şey olmuyor. Bir soruşturma dahi açılmayacaktır muhtemelen hakkında. Bir en fazla Tuncay Özkan bir hakkında tazminat değil mi? davası açıyor. AK Parti Lazım milletvekili hakkında. Tabii tabii henüz bir hareket yok. En fazla Tunca Özkan kendisine bir e, işte belki hakaret davası belki tazminat davası açacaktır. Ha, yargıdan bir karar çıkar mı o da ayrı bir konu. Hani söylemeye çalıştığım şey şu muhalefetin dilini doğru kurması gerekiyor. Hani mesela Kemal Bey Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu en sert muhalefeti yapan isimlerin başında geliyordu ki hala öyle. Ama e, tart sözünün kıymetini ya da sözünün ulaşılabilirliğini düşürmemek namına hep sözcükleri dikkatli seçmiştir ve içerisinden başka bir tartışma yaratacak sözcük yerine esasa odaklanmayı tercih etmiştir. Şimdi bu, bu önemli bir kere. İkinci nokta e, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki CHP için gösteriş müptelası elitistler. Ben AK Parti ile ilgili hep şu tespitte katılıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Fatih Yaşlı'nın bir tespitiydi. Ne, nelerse tam onu, onun tam tersini söylüyorlar biçiminde. Oysa AK Parti'nin biliyoruz ki Büyük bir gösteriş e, merakı var. E, zaten bunu Monaco Yat Kulübündeki İstakoz'dan Maldiv'lere uçakla gidip tatil yapmalardan, e, yarım milyonluk bir milyonluk e, saatlerde Rolex'lerden görüyoruz. E, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarzı bu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında açık söylemek gerekirse normalleşme süreciyle bir işaret bekliyordu. E, özgür özelden bir umut arıyordu. Bu umudun adı da e, birlikte anayasa değiştirebilmek ve dahi. E, değiştirip aday olabilmek veya parlamenter sisteme dönebilmekti. E, bu umudu göremediği için Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmişe döndü. Açıkçası Özgür Özel'in yani CHP liderine de bu saatten sonra normalleşme demesinin bir anlamı kalmıyor. Denemiş oldu. MHP AK Parti tabanına kendisini anlatmış oldu. Ama bu saatten sonra normalleşme demenin ki sizinle şahit olduk yani aynı anda programdaydık. E, meclisteki o meclise kan bulaşmasından sonra Normalleşme çok anlamsız ve bugün geldiğimiz nokta da bu ve bu durum Özgür Özel'in sırtına yük oluyor. Bunun artık olmayacağını belki de Özgür Özel doğrudan kamuoyuna açık bir biçimde ilan etmeli. Evet aslında tüm bu tavır birlikte izledik sizin o görüntüleri. Tüm evet. bu tavır, bu söylemler, bu giderek söylemlerdeki üsluplardaki hatalar, bozulmalar, vekillerimize hiç yakışmayacak ifadeler ve davranışlar toplumu da çok kötü bir şekilde etkiliyor. Ya toplum zaten bir barut fıçısında yani her gün e, toplumda bir şiddet haberi, bir silahlı saldırı haberi, bir kadına şiddet, bir hayvana şiddet haberi duyuyoruz. Ama meclisimizde korkunç ortada. bir şiddet. Tabii ki ya me meclisiniz böyle olursa siz örnek olmanız gereken yerde aksine meclisten yasalar geçirip hayvana şiddeti. ...teşvik ederseniz, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkar... ...kadına şiddetin önündeki... E, ...en önemli belki de engellerden birini... ...kaldırırsanız sonuç bu olur. Ben açık söylüyorum yani topluma... ...toplum bilerek mi bu şiddete sürükleniyor... ...bunun üzerinden bir heves mi var... ...bir dizayn mı var diye de... E, ...açık söylemek gerekirse düşünmüyor değilim. Ya, e, bu kadar... ...boşalmışçasına ipler boşalmışçasına herkesin arabasında silah taşıdığı, e, bunların bunların %70'inin ruhsatsız olduğu, her gün sokakta cinayet işlenen bir ülkede e, yani milletvekillerinin örnek olması gerekirken geldiğimiz üsluba bakın. Ya milletvekili yumrukluyor, ya milletvekili milletvekilinin annesine küfür ediyor. O yüzden muhalefet cenahının e, burada tansiyonu düşüren taraf olması gerekiyor. Elbette ki kendilerine söylenenlere karşılık vermeliler ama sözlerinin kıymetini ...tartışmaların başka yöne çekeceği sözcüklerle harcamamaları gerekiyor. Evet bir siyasi üslup olması gerekir en azından değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Siyasi bir tavır, siyasi üslup çok önemli. Toplumu da şekillendiriyor çünkü vekillerin e, ve bakanların Tabii bu hiç. ifadeleri, davranışları. E, bu arada normalleşme demişken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir açıklama geldi. E, o da e, normalleşme söylemi bunlara cesaret e, verir dedi ve e, aslında partisine de bir eleştiri yöneltmiş oldu. Haklı bir eleştirimi geldiğimiz şu tabloda noktada. Açıkçası Kemal Bey'in şu nokta itibariyle yaptığı eleştiri haklı. Hani daha öncesi için şunu söyleyebilirdim. Yani Kemal Bey belki biraz ön yargılı davranıyordur. Belki biraz aceleci davranıyordur. Buradan belki de toplumu bu içinde düştüğü kutuplaşmadan çıkarma ihtimali vardır diye ben de düşünüyordum. En azından Cumhuriyet Halk Partisi bu niyeti ortaya koymuş oldu ama günün sonunda geldiğimiz tabloda elbette ki Kemal Bey'in e, söylediği noktaya geliyor toplum yavaş yavaş ve Kemal Bey haklı. Hakikaten de bugün yani meclis koridorlarında... Maalesef haklı sanırım değil mi? Maalesef haklı yani şimdi hepimiz isterdi. Kemal Bey de ister yani bu toplumun e, normalleşmesini, bu toplumda bu kutuplaşmanın olmamasını. Ama Kemal Bey baştan dedi ki bu insanlar bu yola gelmezler ve nihayetinde haklılığını da görmüş olduk. Ee, yani şimdi bakıyoruz, ölçüyoruz, tartıp biçiyoruz. Ee, bir yandan işte deniliyor ki ekonomi çok kötü. Ee, bir yandan ya şimdi bugün hani demiyorum e, Malazgirt zaferi önemlidir. Bunu kastetmiyorum elbette ama milyarlarca lira harcanan bir yer ve milyonlarca lira harcanan bir etkinlik. E, hani toplumunda e, bizim ülkemizde ekonomik kriz vardı. Hani tasarruf tedbirleri vardı. Hani bu mu normalleşme? Ya da e, bir yandan bakıyoruz Can Atalay hakkında uygulanmayan karar bu mudur normalleşme gibi daha sıralayabileceğimiz yüzlerce başlık var. Ve bugün geldiğimiz noktada bence Kemal Bey haklı ve Kemal Bey'e bence Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden daha önce normalleşme sürecini destekleyen, birçok isim de bu saatten itibaren haklı diyecektir ki görüştüğümüzde de söylüyorlar. Peki şimdi görüşmeleri de sürüyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani görevini bıraktıktan sonra öyle daha önce gördüğümüz başka isimler gibi köşesine çekilmedi. Hem görüşmeleri sürüyor hem açıklamaları sürüyor. Mevcut duruma dair eleştirilerini söylemlerini tekrarlıyor. Bu kez de dedi ki mesela aktif siyasi hayatımı sürdüreceğim. Zaten biz o söylemlerinden ve devam etmesinden görüyoruz. Bu nasıl bir mesaj? Yani CHP'nin ya içine nasıl bir mesaj, dışarıya nasıl bir mesaj? Şöyle başlayayım. Ben Kemal Bey'in, yani Kemal Bey e bir kere ben mesajla sorduğumda Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Efendim işte siz imza toplayıp genel başkan adayı olacak mısınız?" dediğimde, "Hayır böyle bir şey yok." demişti. "Delege çağırırsa, e ben bunu yaparım." diyor. Aslında Kemal Bey gerçekçi bir yerden yaklaşıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin dön, başına dönmeye tekrar çok niyetli mi? Ben bundan emin değilim. Ama elbette ki söz söylemeye, CHP içerisinde de söz üretmeye devam edecek bir pozisyonda duracağını görüyoruz Kemal Bey'in. Peki bu, ee, bu delegi çağırırsa dönerim e, sözü üzerinden, o ö, söze bir soru işareti koyarsak son dönemde tüzük kurultayı öncesindeki bu görüşmelerin sıklaşması bu konuda bir teminat almak amacıyla mı sizce? Yok zannetmiyorum. Zaten e, Kemal Bey'in kendisinin de tüzük kurultayı için bir niyeti olmadığını söylüyor, söyledi bizzat. Ama yani burada hep şunu söylüyorum. Yani Kemal Bey, Ekrem Bey, Özgür Bey kim kim olursa olsun. Yani siyasetçilerin öne, çevresindeki kurmaylar ya da onlara yakın göründüğünü iddia edenler farklı şeyler söylerken siyasetçiler farklı şeyler söylerler. Bu siyasetin kendisidir ama bazen siyasetçinin adına konuşma noktasına geldiğinde bu iş spekülasyona ya da doğru olmayan bilgilerin yayılmasına yol açar. Ama bir şey var. eee bir bir noktadan baktığımızda evet Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bu birliğin sağlanması iktidara net bir mesaj olacaktır. İktidarın oynayabileceği CHP içerisindeki alanı daraltacaktır. Fakat bugün T24'te Murat Sabuncu'nun ki bizim de bir süredir kulağımıza gelen iddiaları ki öyle görünüyor ki Murat Bey daha e, e, net kaynaklardan teyit ederek yazmış diyor ki e, ee, işte bir süredir İmamoğlu yakın çalışma ekibiyle CHP Genel Başkanı olma daha doğrusu adaylığını koyma konusunda adım atmayı tartışıyor. Bunun hem parti hem kendisine nasıl bir siyasi gelecek oluşturacağına dair çalışmalar yapıyor diyor Murat Sabuncu. Bir süredir yaklaşık bir buçuk ay diyebileceğim bir süredir bu niyet bizim de kulağımıza geliyordu. Ama hani doğrudan doğruya Ekrem Bey'in yakın çevresinden teyit edemiyorduk ya da bir şekilde teyit edemediğimiz için yazamıyorduk. Anlaşılan Murat Bey daha güçlü bir kaynaktan duymuş bunu. bu, bu, bu tartışma var bir süredir açıkçası Cumhuriyet Halk Partisi'nde, e çünkü AK Parti iktidarının da başka bir niyeti olduğunu görüyoruz. Bir yandan Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirilmeye hazırlanılıyor. Yani bir bu konu sürekli gündemde tutuluyor ve Ekrem Bey de bunun farkında. bir diğer yandan burada topluma başka bir adayı dayatma ihtimali üzerinden hareket etmeye çalışıyor iktidar. Hani Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş ikililiği çıkarmaya Sonrasında belki Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasakla CHP'nin tek adayını Mansur Yavaş yapmaya e, mail etmek gibi bir durum var. Çünkü bu tartışmaları yaparken biz hep şunları unutuyoruz, evet her ikisinde kazanma potansiyeli olan bir isim ama Dem Parti seçmenini hep atlıyoruz ve Dem Parti seçmeni bugün de görüyoruz ki Ekrem İmamoğlu'na daha yakın duruyor, söylemlerine daha yakın duruyor. Bu sebeple Dem Parti seçmenini ya da Kürt seçmenini kaybeden AK Parti bir biçimde Ekrem İmamoğlu'nu da oyun dışı bırakmak üzere bir plan üzerinde çalışıyor. Evet. İmamoğlu da bunu görüyor, Kemal Bey'le de bunu konuşuyor ve bir süredir acaba siyasi yasak gelişini CHP genel başkanlığı engeller mi üzerinden değerlendiriyor. Fakat tek gerekçe bu değil. Daha önce de söylemiştim. Ee, mevcut Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sına yönelik bazı eleştirileri var. Ee, Ekrem İmamoğlu'nun ee, bu noktada da bir e, en azından kısmi bir fikir ayrılığı olduğunu görüyoruz. Bu görüşmeleri biraz bu açıdan da değerlendirmek gerekiyor açık söylemek gerekirse. Önümüzdeki günlerde bu fikir olgunlaşır, bu durum olgunlaşır, başka bir evreye gelir ise Belki de CHP içerisindeki CHP içi gruplarda yeni ve farklı ittifaklar karşımıza çıkacak. Yeni başka tartışmaları yaşıyor olacağız. E, Kemal Bey'le bitireyim. E, Kemal Bey'in bir normalleşme uyarısı haklı çıktı. İki ben şu aşamada Kemal Bey'in öyle CHP genel başkanı olmak gibi bir niyeti olduğunu düşünmüyorum. Ama Kemal Bey'in de nihayetinde çevresinde çok sayıda aktif siyasetçi var. Ve genç yaşta bu siyasetçiler. E, oyunun içinde olmak. Kemal Bey de onları oyunun içinde tutmak istiyor. Ee, bu da belki de doğal karşılanabilecek bir süreç. Cumhuriyet Peki ben de tam e, şunu sormak isterim bu noktada. Eee Kemal Kılıçdaroğlu'yla Sayın İmamoğlu'nun daha yakın ilişki içinde olduğu, Sayın Özel'le birazcık daha mesafeli olduğu yönünde bazı yorumlar da yapılıyor. Sizce oradan baktığınızda doğru bir yorum mu? Ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla Sayın Özel'in bu hafta başında görüşeceği söyleniyordu. Bir kulisiniz var mı? Hangi gün, bugün mü, yarın mı, saat kaçta, nerede? Şimdi bugün e, şunu bekliyoruz. E, biz geçen cuma Özgür Bey'le CHP lideri Özgür Özel'le görüştüğümüzde demiştik ki pazartesi günü CHP'nin önceki dönem ve CHP'nin tabii ki önceki dönem genel başkanlarıyla bir araya gelip Altan Öğmen'i ziyaret edeceğiz. Oradan da İş Bankası'nın kuruluş yıl etkinliklerine katılacağız. Evet. 100. yıl etkinliklerine. oranın dönüşünde de ben Kemal Bey'le görüşmeyi istiyorum. Tüzük kurultayını konuşacağım dedi. Kemal Bey de zaten bunu konuşacağını söylemişti. Ya bugün ya da e, yarın Muhtemelen bu görüşme gerçekleşecek gibi görünüyor Özgür Özel ile Kemal Bey arasında. Ee, elbette Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu e, o biraz tartışmalı dönemi atlatmış gibi görünüyorlar. Fakat burada iki isminde şöyle bir açmazı var. Nasıl aşılacak bu engel çok e, merakla bekliyorum ben de. İki isimin de çevresinde bakın kendilerini kastetmiyorum ama mesela Ekrem Bey'in çevresinde net katı Kemal Kılıçdaroğlu karşıtları Kemal Bey'in çevresinde de katı İmamoğlu karşıtları var. Bunu nasıl aşacaklar? O çevreyi nasıl yumuşatacaklar, ikna edecekler? Ya da onların tansiyonunu nasıl düşürecekler? Bu onlar açısından çok önemli bir sınav olacak. Ama Ekrem Bey ile Özgür Özel'in çok da böyle aralarının soğuk olduğuna dair iddialar olsa da bunlar da doğru değil. Bir diyalog ve görüşme zemini hala iki, iki isim açısından da geçerli. O buzların eritilmesi ve tansiyonun düşürülmesi mi süreci şekillendirecek birazcık daha? Ya Tabii ki onlar da şekillendirecek ama evet. e, bunu sadece CHP içi dinamiklerle okumamak lazım. Ben açıkçası iktidarın da CHP'yi bir e, yere doğru sıkıştırma çalışması olduğunu görüyorum. Ve bunu zaten CHP'liler de söylüyorlar. E, üç isim de bence bunun da karşısında bir duruş e, üzerinde çalışacaklardır. Ama önümüzdeki günler biraz daha aslında evet. tüzük kurultayı dedik ama tüzük kurultayı sonrasında bu tartışmalar devam edecek İrem Hanım. Şimdi... E Dediniz ki iktidar Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir yere doğru sıkıştırmaya çalışıyor. Bunu görüyoruz. Tam da o noktada şunları sormak isterim ben size. Bugün bu arada 26 Ağustos Büyük Taarruz'un başladığı evet. gün ve Malazgirt Zaferi'nin de 953. yıl döneminde işte kabine 21 yıl sonra ilk kez başkent dışına taşındı. Kabine toplantısı yapıldı. Sonrasında açıklamalar var. E öncesinde verilen pozlar, görüntüler var. Mesela Sayın Bahçeli, Sayın Bahçeli ile e Hüdo Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu aynı karede. Aynı karede olmaları da tabii. Kuvvet nasıl komutanları bir... orada. E değil mi? Kuvvet komutanları orada. E nasıl bir mesaj? Yeni tarih nasıl yazılıyor bu pozla birlikte? Sayın Bahçeli acaba ne düşünüyor? Bunu da merak ediyorum ama bu konuya dair fikrinizi alacağım. Önce öncelikle şununla başlamak isterim. Peşi sıra açıklamalar geldi. Şimdi e, ilk açıklama ile başlamak isterim. E, Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki sadece orman değil, Fitne ateşiyle de mücadele deyiz biz. Bununla da mücadele ediyoruz. İşte açıkladı şu kadar e, uçağımız görev yaptı yangınlarda. Hali görmelerine rağmen hala uçak yok tartışması çıkartıyorlar. İşte e, o kanlı e, Atalay oturumuna dair ilk yorum geldi. E, özel ana sahip çıktı ve Şika Ahmet Şika provokatör yorumu geldi. E, sonrasında Sayın Özel'den bir açıklama var. Özalan denilen organizma ne yapıyor diye sordu. Evet. Sayın Özal dedi ki milli gururumuzdu, milli utancımız da oldu. Böyle peşi sıra açıklamalar geldi, devam etti ve son olarak Sayın Cumhurbaşkanı işte muhalefet koru halinde bir şahsın arkasında dedi. Ee, nasıl yorumlamak gerekir tüm bu açıklamaları? Ne demek istiyorlar bu açıklamalar üzerinden? Ya şu görüntülere sebep olan Ahmet Şık'ın sözleri değildir herhalde. Yani şimdi ekranda da görüyoruz. Ahmet Şık'ın, ben hep söylüyorum bakın Tuncay Özkan'ı bir muhalif milletvekilini eleştiriyoruz. Ama yani şimdi burada söze sözle karşılık vermek, söze sert sözle karşılık vermek dururken dur e, kalkıp Ahmet Şık'a yumruk atıp ondan sonra mecliste bu gerilimi yaşatıp yani sözün meclisi olan yere kan dökmenin e, herhalde provokatörlükle açıklanabilir bir tarafı olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. Söze sözle karşılık verilmelidir. Bu kadar basit. Ahmet Şık'ın sözleri ağır mıdır? Ağırdır. Ama bu söze sözle karşılık vermek dururken buna yumrukla başka türlü karşılık verdiğiniz zaman artık orada sözün anlamı tükenir ve toplumda da sözün anlamı tükenir. Bir kere şunu kabul edelim Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından ya da AK Parti açısından normalleşme süreci falan bitti. Artık muhalefetle herhangi bir biçimde diyalog, diyalog kurup Türkiye'nin normalini yakalayabilmesi gibi bir... Amaç yok. Belli ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçle bir işte anayasayı değiştirebilir miyiz yoklaması iki zaman kazanma yarattı. E, i̇kinci nokta orada Devlet Bahçeli yle, yle zaman ile MHP net bir kazandı? görüntü. E, kendi parti içerisindeki tartışmaları biliyorsunuz biz çok konuşamadık aslında normalleşmeyi konuştuk. Oysa Kongre öncesinde mi zaman kazandı? E, tabii ki Cumhurbaşkanı'nın partisinin içerisinde ciddi sıkıntılar söz konusu. E, parti birkaç parçadan oluşuyor bu parti içerisindeki parçalardan birkaç ses geliyor. Ee, Mehmet Şimşek'in istifa iddialarının gündeme gelişinin AK Parti içerisindeki bu itiş-kakıştan bağımsız olmadığını herkes söylüyor. Tüm bunları birleştirdiğimiz zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz zaman kazandı ama e, AK Parti farkında yani. Burada e, durmak yok yola devam e, sloganıyla birlikte bu sözleri, sert sözleri bir biçimde yükseltmek zorundalar. Fakat dünkü fotoğraflarda bakın işte yani Tunca Özkan'ı belki de bu yüzden eleştiriyorum. Yani bizim konuşmamız gereken dün işte tam hem ekonomi ama hem de ya kuvvet komutanlarının Hizbullah'la yakınlığı bilinen Hüdapar'ın genel başkanıyla verdiği fotoğraf. Ya şimdi ben bir siyasetçinin siyaset yapmasına sonuna kadar kapıların açılması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl giden partililerin işte onlar terörist diye suçlanmaması gerekiyorsa hüdaparların da suçlanmaması gerekiyor. Ama şimdi bir dem partiyle bir kuvvet komutanı yan yana fotoğraf verir mi? Verse başına ne gelir? Sorusunu sorup Aynısını buradan sormak gerekiyor. Yani siyasetin buradan böyle bir dengesizleştiğini, ikili oynanmaya başlandığını görüyoruz. Ki, Biz e, milliyiz, Hıcan geri kalan herkes e, açıkça öteki. açıkça e, kabul ediyor o Hizbullah e, siyasi uzantısı olduğunu. Ya bunu inkar Orada etmiyorlar bir... zaten ve hani ben Buyurun. bir Diyarbakırlı olarak Hizbullah benim için bir travmadır. Bir travmadır. Bu ülkenin her insanı için bir travmadır. Bu ülkenin Konca Kurşun'u katlettiler yani. Bunu unut, unutmamız mümkün müdür? Gaffar Okan'ı katlettiler. Bunu unutmamız mümkün müdür? Çok sayıda insan Diyarbakır'da, Batman'da yani birçok yerde katledildiler. Keserde bırakılanlar mü? var. Yeşil Kürdistan ifadesini duyduk bizzat Serbest Yani şimdi tüm bu ortam dururken ya bakın şimdi düşünüyorum hani benden yaşça evet, büyük olan geldi, belki da bu arada. Evet. Şimdi benden yaşça büyük olan meslektaşlarım belki çok çok daha iyi bileceklerdir Türk tarihini bilenler ama biz Malazgirt Zaferi ne zamandır bu kadar kitlesel ve ne zamandır bu kadar e, devlet protokolünün katılımıyla kutluyoruz? Ben hatırlamıyorum. Malazgirt Zaferi kutlanırdı ama böyle değildi. Şimdi bakıyorum büyük taarruzun yıl dönümüne denk geliyor. Değil mi? Şimdi ya burada da şöyle bana... bir tartışma yükseliyor. Aslında tarihlerimizde her ikisi de bizim için çok kıymetli, çok değerli. Bugünkü ülkemizi borçluyuz ama öbür taraftan da Cumhuriyet tarihimi Selçuklu tarihi mi tartışmaları başladı. Bu tartışmaların başlaması ne kadar doğru bilemiyorum ama fikrinizi merak ediyorum. tabii bugün de büyük taarruzun başladığı gün, Atatürk'ün Kocatepe'ye bakışı, o meşhur fotoğraf. Yani şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ni bugün başlıyor. E... Kuruluşuna doğru giden günün yıl dönümü aslında, Büyük Taarruz'un yıl dönümündeyiz bugün. Ee, elbette ki önemlidir, Türk tarihi açısından önemlidir, bunu kimse inkar etmiyor elbette. Fakat yani şimdi düşünüyorum ne kadar devlet protokolüyle kutlanırdı geçmişte ve Büyük Taarruz'un yıl dönümü ne kadar devlet protokolüyle kutlanırdı? Biraz sanki Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi ekseni ve siyasi tarihi de alt üst edilmeye başladı. Yeni bir tarih mi ee, yazıldı bu fotoğrafla? Ya elbette bana kalırsa sadece bu değil yani Türkiye Cumhuriyeti açısından bence yeni bir tarih yazılmaya çalışılıyor. Ya bu yeni tarih yazılımının yeni bir kurucu ideoloji anlamına mı geleceği, bu kurucu ideoloji üzerinden yeni bir anayasa mı yapılacağı, yeni bir şekillenme mi yapılacağı benim için de hep bir merak konusu. Her ne kadar bugün elbette ki anayasaya bağlı olan herkes bunun doğru olmayacağını söylese de akılda soru işaretleri yaratıyor açık söylemek gerekirse. Ben mesela hani, açıkça e, bu fotoğrafı gördüğümde benim ilk düşündüğüm şuydu. E, Sayın Bahçeli'yi düşündüm. Tabi söylemlerini düşündüğümüzde, paylaşımlarını düşündüğümüzde, konuya bakış açısını sürekli dile getirdiği için e, acaba e, ne hissetti e, Hüdapar Genel Başkanı ile böyle yan yanayken ve ne düşündü acaba? Ne düşünüyor? Gerçek düşüncesi nedir? Yani Sayın Bahçeli'nin herhalde gerçek düşüncesini hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz ama bir rahatsızlık duymuş olsaydı kuvvetle muhtemeldir ki işte Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazandığında Cumhurbaşkanlığının balkonunda da yan yana olmazlardı. Daha sonra meclis resepsiyonlarında da aynı odada bulunmazlardı. Ama daha yeni tamam söyledi dersen... özellikle DEM Parti meselesini mesela işte maaşları kesilsin, paraları partiye bütçe aktarılmasın, şehit ailelerine verilsin paylaşımını yeni yaptı. Ve yanında da mesela Hüdapar Genel Başkanı Yeşil Kürdistan ifadesini kullanan bir isim. Ee, i̇ktidarın makbulüyseniz bu söyledikleriniz makul karşılanabiliyor şu an itibariyle. Yarın bir gün o makbullükten düşerseniz nereye gideceği belki tartışma konusu olur. Ya hatırlayalım ülkede bir dönem çözüm süreci varken dan partilerin açıklamaları hep makul karşılanırdı. Fakat o makul karşılanan açıklamalar çözüm süreci sona erdikten sonra suçlama oldu ve bugün dan partili ya da eski HDP'li yöneticiler bugün cezaevlerindeler. Yani bugünün iktidarın makbulü Hüdapar. Ee, bakın bir yandan da yani Diyarbakır'da mesela bir kafeye saldırı olmuştu hatırlarsınız. Hatta bu kafelerden biri e, evet. rahmetli Tahir Elçi, Neşit Türkan Elçi'nindi. de. O kafeye saldıranlar serbest bırakılıyorlar. Tutuklandıktan sonra serbest bırakıyorlar ve dün yine bir kez daha aynı kafeye saldırıyorlar. Ya bir yandan da Diyarbakır'da ilginç şeyler yaşanıyor. Ee, işte kendilerini Hizbullahçı olarak nitelendiren insanlar Starbucks'a saldırıyorlar. Bir yaşam tarzı dayatmasında bulunuyorlar. Bu Dans fotoğraf cesaret mi veriyor gibi. onlara? Bu fotoğrafın cesaret vermemesi ihtimal dahilinde bile değil elbette. Yani ben bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli yapıyordur, yaptırıyordur demiyorum kesinlikle. Ama bu fotoğraf bunlara cesaret veriyordur. Zekeriya Bey de yaptırıyor demiyordu. Ama bu fotoğraftan cesaret alanlar elbette ki oluyordur. Ya bu, 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 ayrıntıyı atlamamak gerekiyor ve hani ya açık söylemek gerekirse yani Türk tarihinin ve Türkiye'nin kodlarıyla oynamamak gerekiyor. Bu çok tehlikeli bir iş. Açık söylemek gerekirse bu çok tehlikeli bir iş. Yani bu kendi karşıtını yaratır ve hiç olmadık şekilde e, toplumu kutuplaşmalara, kutuplaşmaya götürebilir. Çok riskli yerlere götürebilir. Oysa yani şimdi Malazgirt'te konuşuyoruz. Malazgirt zaferi çok önemli bir zafer. Ve bence işte Türklerin ve Kürtlerin neredeyse ilk kez birlikte mücadele ettikleri bir yerden bahsediyoruz aslında. Keşke buradan bir söylem kurulabilse. E, dindarıyla, laiyle, muhafazakarıyla herkes üzerinden bir dil kullanılabilse... Ya emin olun biz bu yaşadığımız ekonomik sıkıntıları da yaşamayız. Ama hep buradan evet. uzağız. hep buradan kaçarak başka noktalardan söylem üretiyoruz ve bu bize zarar veriyor. Başka hiçbir hiçbir iş evet. işe yaramıyor gerçekten de. Tarihimizi ayrıştırmamak gerekiyor. Gerçekten de çok e, tehlikeli e, işler ve söylemler ama son olarak şunu da sormak istiyorum. Şu şu anda em evet son açıklamasına bir bakayım. Sayın Türkiye, Sayın Türkeş'in de bir açıklaması oldu. Bu hem Ahmet Şık'ın o söylemleriyle ve davranışlarla ilgili işte provokatif bir konuşmaydı dedi. İşte Şık amacına ulaştı dedi. Orada da öyle bir ifade var. İşte kürsüye gelip hakaret tarzında ifadeler kullanırsanız öbür tarafta elini bağlayıp sizi seyretmez. Ve yapılmaması lazımdı ama Şık da amacına ulaştı var orada. Öbür tarafta da Gezi tutuklarını ziyaret etmişti. Orada da diyor ki moralli buldum bir örgüt intibası vermiyorlar mesela. Burada da böyle bir açıklama var ve son olarak bu mesela Sayın Özkan'ın bu açıklamasıyla da ilgili, Sayın Şık'la da ilgili hep işte amacına ulaştı, işte bizi çekmek istediğiniz yeri biliyoruz, farkındayız yorumları yapılıyor. Amaç nedir, çekilmek istenen yer nedir, neyi kastediyorlar? Yani açıkçası bunu Turul Bey'e sormak gerekiyor. Çünkü ben nereye çekmek istediğini ya Ahmet Şık şunu diyebilirsiniz yani eleştirebilirsiniz diye bize o sözlerle başlanır mı? Bu sözler olmamalıydı. Meclise yakışmıyor bu sözler. Bu sözler hakaret sayılıyor diyebilirsiniz. Ama Ahmet Şık kendi partisinin olan bir milletvekilinin e, özgürlüğünün konuşulduğu bir ortamda orayı provoke eder mi? Ben açıkçası bunu söyleyemem o yüzden böyle nasıl bir amaç taşıdığını açıkçası bilmiyorum. Herkes Atunca Özkan'ın da ama. Sayın Özkan yani, için de Hem Süleyman Soylu'nun açıklaması var hem işte Ömer Çelik'in açıklaması var. benzer minvalde açıklamalar. Hani ne, ne amaç taşıyorlar belki de onu açıklayanlar söylemelidir. Ben de merak ediyorum. Yani Ahmet Şık'la en azından bir muhabbetim olduğu zaman olduğu için sorabiliyorum ve diyebiliyorum ki hani Ahmet Bey ne oldu? Ya ben o gün orada onu söyledim. Ha yanlış doğru. Yanlışı yanlış doğrusu doğru. Bunu eleştirebilir siyasetçi siyasetçi. Ama yani bir amaç olduğu herhalde en büyük amaçlardan biri Ahmet Şıkıcı'nın Can Atalay'ın gelip mecliste yemin etmesidir bence. Ben bu, buna e, pek katılmıyorum ama hani, Turul Türkeş'in gezi tutukları için harcadığı emek derseniz hakikaten de bir AK, Partili içeri, AK Parti içerisinde en çok emek harcayan isimdir Turul Bey. E, e, ne amaçla istediğini bilmiyoruz özgürlüklerini ama istediğini biliyoruz. Ciddi bir emek harcadığını görüyoruz hatta orada bir cümlesi var. İsmail Saymaz'a konuşurken diyor ki hani bir daha çağırmanın bir anlamı olmayacaktır diyor. E, ha çağrılmalı mıdır? Çağrılmalıdır. Bir kez daha konuşulmalıdır ama hakikaten de ben de Turul Bey gibi düşünmüyorum dersem yalan olur. Bir anlamı olmayacak yani. E... Tabii şuna da bağladı i̇şte, e, bu arada. E, dedi ki daha e, bir gün önce Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı ağırladı bu meclis ve onun ayak bastığı noktada e, bir gün sonra kan döküldü. Ve e, biz nasıl barış diyeceğiz, nasıl barış mesajı vereceğiz, barış e, bu mu? diye de sordu. Hatta şöyle bir cümlesi de var. Kendimiz aynaya aynaya baktığımızda ne görüyoruz ayrı, dışarıdan nasıl görünüyoruzu bilahare ele almak gerekir. Nasıl görünüyoruz? Bu çok haklı bir eleştiri. Yani Mahmut Abbas gibi önemli bir ismin eleştirileri olabilir Türkiye'nin kendisine ama... Gelin, Kime yönelik bir eleştiri? Abbas'a yönelik yani Türkiye'den farklı farklı eleştiriler vardır. Soldan ayrı gelir, AK Parti'den ayrı eleştiriler gelir sık sık Mahmut Abbas'a ama en nihayetinde önemli bir isim Filistin'in şu an itibariyle en azından Birleşmiş Milletler nezdinde de tanınan meşru lideri. E, bu sebepledir ki e, yaptığı açıklamalar çok önemliydi. Gazze'ye gideceğini söyledi. İsrail'in uyguladığı soykırımı anlattı. E, bu önemliyken bir gün sonra tam da onun konuştuğu yerde bizim meclisimizde kan akıyor. Yumruklaşmalar oluyor, saldırılar oluyor. E, dönüp sorarlar yani siz Mahmud'a basırtını dayayıp burada konuştuğunuz meclisin haline bak. Buradan mı cesaret alacaksın diye sorarlar. Bir gün öncesi bir gün sonrası. Bir gün öncesinde dünyaya mesaj veriyorduk. Bir gün sonrasında dünyaya rezil olduk. Böyle bir meclis yapısında hani Tuğrul Bey'in eleştirisi çok haklı. Ama günün sonunda yani belli ki Numan kurtulmuştu artık Can Atalay için herhangi bir e, adım atmayacak. O bence cesareti gösteremeyecek. Ülkemize adaletin gelmesini bekleyeceğiz belki de Can Atalay için. Çünkü meclisimiz de çözemedi bu işi. Evet. evet bir örgüt intibası da vermiyorlar dedi bu arada. Asgari askerliği feraset bir bilinç gerekir. Vandalizm yine su yüzüne çıktı ve bir örgüt intibası vermiyorlar. Bir kez daha aslında kendi partisine gezi tutukluları üzerinden bir mesajı da var. Tayfun Bey'in de bu kadar ya genç anladım. olduğunu bilmiyordum Şimdi. demiş mesela. Şunu hiç, şunu hiç anlamıyorum yani şimdi örgüt intibası vermiyor demiş Tuğrul Bey çok önemli ama hani örgüt olmakla örgütlü hareket etmekle suçluyorlar da Allah aşkına ya bu insanların bir kısmı yurt dışından gelip bile isteye ifade verdiler örgüt bir örgüt şeklinde hareket etseler örgütün bütün üyelerinin tutuklanmasını kim ister bunu evet. bir yana bırakıyorum yani bu insanların birbirine selam vermesi mi örgüt bu ülke için bir şey istemeleri mi örgüt? Bu biraz ya bu tamamen böyle gezi protestolarını tamamen e, marjinalize edip e, halkın gözünden iyice düşürmeye çalışan, iyice mahkum ettirmeye çalışan e, bir söylemin ürünü. Ama en iyi itiraz da içeriden Tuğrul Bey'den. Hani hadi gelin de Tuğrul Bey'in bu ülkeye sev, olan sevgisini ya da vatanseverliğini ya da milliyetçiliğini sorgulayın. Hani Can Atalay'ı sorguluyorlar ya da biz Can Atalay konusunda itiraz ettiğimiz zaman bizim sorgulanıyor da Turul Bey'in de mi sorgulayacaksınız diye sormak Ama gerekiyor. Ama e, Turul Türkeş'in de bu eleştirileri mesela ne ölçüde e, AK Parti kanadında veya Beştepe'de karşılığını buluyor? Ne kadar karşılığını buluyor? AK Parti içerisinden aslında bir görüşü temsil ediyor. Çok da güçsüz olmayan bir görüşü temsil ediyor aslında baktığımız zaman bence Turul Türkeş. Ha, Turul Türkeş bunu yüksek sesle söyleme e, cesaretini gösterebilen bir AK Partili. MHP'de de aynı şekilde siyaset yapıyordu. Yani öyle sesi kısık bir siyasetçi değildi. Ee, ama bakıyoruz aslında siz sedasız ya da hiç konuşmasa da AK Parti içerisinde bugün genel başkan yardımcısı olan, mecliste görevli olan çoğu bazı isimlerin de benzer görüşte olduğunu biliyoruz. Ama Turul Türkeş bunu dile getirebiliyor. Çok da küçük olmayan bir görüşü temsil ediyor. Ama kabul edelim ki bugün itibariyle Cumhurbaşkanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber Cumhurbaşkanlığındakilerin sesi daha gür çıktığı için onların görüşü daha hakim bir görüş olarak ortaya konuyor. Konuyla ilgili yeni bir gelişme bekliyor musunuz? Burada son bir dakikam kaldı. Son bir dakikada bunu sorayım. Bu özellikle Gezi Parkı davası ile ilgili. Bakalım bir önümüzdeki süreci bilemem. bir gözlemleyelim. Şu an yeni yorum yapmaya gerektirecek bir şey yok. Eylül ayında Avrupa Parlamentosu çalışmaya başlıyor. Türkiye NATO'da bir takım toplantılara iştirak ediyor dedi. Yani şunu demeye getiriyor. Beni Avrupa Birliği'ne temsilci olarak gönderiyorsunuz ve ben, ben orada insanlardan orada? yine bunları duymaya başlayacağım. Değil mi? Turul Türkeş de haklı bir şey. Ben bu insanlara ne diyeceğim diyor ve bakın Can Atalay davası ayime gidecek. Turul Türkeş'in canına yetmiş belli ki. Ben bu orada Avrupa'daki e, temsilciniz olarak bu insanlara ne cevap vereceğim bana sorulduğunda diyerek e, ben elimden geleni yaptım diyebilir ama. Gerisinde ne diyeceğim sorusunu da kendi partisine soruyor. O 10, -10 Eylül'de olağanüstü toplanmaya çağırmıştı. Yeniden CHP bir farklı sonuç gelir mi? Ya, mümkün görünmüyor zaten bu bu konuda artık herkes kapıyı kapatmış durumda. Belli ki bu milletin sorunun çözülme adresi olan mecliste de Peki. çözülmeyecek. Yargının bağımsızlaşmasından başka çaremiz yok İrem Hanım. Peki. O da erken seçimli. Peki çok teşekkürler Altan Sancar bizlerle paylaştı evet. siyaset.